Lozan'dan iyi akşamlar. İki gün boyunca Keneke öncülüğünde ama geniş bir Kürt siyasal topluluğunun, Kürt aydınlarının, yazarlarının, akademisyenlerinin, sanatçılarının katıldığı bir konferans gerçekleşti. Biz de o konferansın ikinci gününün sonunda, tamamlanmasının ardında aynı salonda hem bu konferansı değerlendireceğiz hem de bir kez daha 100. yılında Lozan'ı değerlendireceğiz. Gerçekten Lozan neydi? Bugüne kadar nasıl geldi? Kürtler buna karşı nasıl bir mücadele yürüttü? Ve bu mücadelenin sonuçları üzerinden de günümüzde özellikle Lozan'ın sonuçlarını Kürtlerin lehine olabilecek biçimde değiştirmek için neler yapılabilir? Bunları tartışacağız konuklarımızla. Dört değerli konuğumuz var. İki gün boyunca da konferansı çok yakından takip ettiler. Çalışmalarında yer aldılar. Onlarla birlikte değerlendireceğiz. Tarihsel boyutunu da, güncel boyutunu da. Ben konuklarımı da sırasıyla size tanıştırmak istiyorum. Nilüfer Koç, Keneke Yürütme Konseyi üyesi ama aynı zamanda da Keneke Dış İlişkiler Komisyonu başkanlığını da yürütüyor. O komisyonun da içinde önemli çalışmaları var. Hoş geldiniz Sayın Nilüfer Koç. Yine Profesör Doktor Naif Bezvan, akademisyen, siyaset bilimci, bu anlamda epeyce çalışmaya da imza atmış. Aynı zamanda bu konuda konferansta da değerli bir sunumu vardı ikinci günde. Siz de hoş geldiniz. Yine izleyicilerimizin birçoğunun yakından tanıdığı Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Sayın Berdan Öztürk, o da ülkeden geldi, konferansa katıldı, takip etti. Siz de hoş geldiniz Sayın Öztürk. Ve yine HDP önceki dönem Diyarbakır Ahmet Milletvekilimiz Sayın İmam Taşçıer, siz de ülkeden geldiniz, konferansı takip ettiniz. Siz de hoş geldiniz Sayın Taşçıer diyelim. İsterseniz konferansa da epeyce emek harcayan bir kurumsunuz. Yani yakından bilenler bilir. Son bir yıl diyorlar ama ben iyi biliyorum, son iki yıldır aslında 100. yıla dönük bir hazırlık içerisindeydiniz. Ve bugün itibarıyla da sonuç bildirgesinin taslağı da okundu, hazırlandı. Hem bu çalışmayı Keneke olarak mı yaptınız, yoksa çok daha geniş bir kesime hitap etmek için farklı bir çalışma olarak mı yürüttünüz? Onunla ilgili kısa bir teknik bilgilendirme yapıp ardından da doğrusu bu iki günü değerlendirdiğinizde, ortaya çıkan sonuç bildirgesiyle birlikte değerlendirdiğinizde nasıl bir tabloyla karşılaştırdınız? Yani sonuç itibariyle Lozan'da 100. yıl konferansı diyoruz ama nedir, ne oldu, şimdi nasıl bir sonuçla karşılaştık? Önce tekniki bilgiler atılır mı? Çok iyi olur. Tamam. Evet. Şimdi dediğiniz gibi iki yıl önce bu çalışmalar... Mikrofonu da rica etsem. Şimdi iki yıl önce bu çalışmaları başlattık. Yani 2023'te Lozan'ın 100. yıl dönümü için özel bir gündemle çalışmaları planlamaya başladık. Bu çerçevede eş başkanlarımız defalarca Güney Kürdistan'a gittiler. Oradaki bütün siyasi partilerle görüşerek nasıl, ne yapabiliriz 100. yıl dönüm vesilesiyle, bütün istisnasız tüm siyasi hareketlerle görüştüler, görüş almak üzerinden. Yine sivil toplum, Kürdistan'daki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşmeler yapıldı. Onlar ne düşünüyor, ne yapmalıyız? Yani tek siyasete boğan bir çalışmamız olmadı. Aynı zamanda toplumun da nabzını yoklayarak onları da katma gibi çalışmamız oldu. Rojava boyutunda önemli çalışmalarımız oldu. Yani hem Güney'de hem Rojava'da üyelerimiz bu konuda çok ciddi çalışma yürüttü. Kendi planlamalarını yapmalarına dair tartışmalarımız oldu. Aynı zamanda Avrupa'da da, yani hem Rusya'da biraz durum bu Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklı olarak sıkıntılı olduğu için oraya çok gündeme alamadık. Normalde onlara da buraya davet edecektik. Olmadı. Fakat Avrupa'nın dört bir yanında gerçekten bu konuyla, işte İskandinav ülkeleri olsun, Almanya ve birçok yerde sayısızca toplantı alındı. Bütün komisyonlarımız, Kadın Komisyonu, Uluslararası İlişkiler Komisyonu, Dil Komitesi, İnançlar Komisyonu, hepsi bu konuyla ilgili önemli tartışmalar yürüttü. Geçen sene de bunun fiili adımlarını attık. Lozan'da geçen yıldan bu yana aralıksız bir şekilde onlarca panel ve seminer düzenlendi. Bu çerçevede yine Slimanya'da, Ranya'da, Rojava'da, Kamışlı'da oldu. Hem karma boyutu hem de kadınların boyutunda toplantılar, seminer oldu.
Sonuncusu da işte bu iki gün önce başlattığımız bu konferans oldu. Yani başarı şu noktada ifade edebilirim. Lozan Kürtleri yok hükmünde sayan bir anlaşmadır. Yani esasen tarif yapılacaksa bir halk yok hükmünde sayıldı. Yani bu halk yok. Onun için gelen giden vurdu. İstediği yöntemlerle vurdu. İsterse kimyasal da Halepçe'deki gibi kadınlarını pazarlarda satmadır. Yani artık akıl almaz her şey. Yaşandı, bu ayrıntılara girmeyeceğim ama buraya gelişimizde şunu söyledik. Neden hazırlandık? Dedi ki biz artık o kadar bedele rağmen tabii biz de büyük direnişler yürüttük. 100 yıl boyunca. Hiç durmadı Kürdistan'da direniş. İsterseniz sonuçları hakkında çok ciddi tartışmalar da yürütebilirsiniz ama Kürdü damar, Kürdün özgürlük arayışı hiçbir zaman onun ateşi hiç sürmedi Kürdistan'da. İsterseniz kuzeyden bakın, en çok da kuzeyde buldu. Doğuya bakın, güneye bakın, Rojava'ya bakın. Bu ateş hiç sönmedi Kürtlerin, özgürlük arayış ateşi. Şimdi bunun, şimdi bugün bu ateşin zirvesini burada ifade ettik. Yani bu Lozan Anlaşması'nda bizi yok sayan o devletlere dedik ki bak her şeyi yaptın ama biz ta buraya geldik. Bizi 100 yıl önce davet etmediniz. Bize rağmen bize karşı bir şey yaptınız ama bakın her şey denediniz, bizi bitiremediniz. Kökleri derinden olan bir halk, kendisini küllerinden yaratan bir halk olarak biz bugün senin kapına geldik. Şimdi biz konuşuyoruz. Senin gerçekliğini açığa çıkaracağız. Neler yaptınız? Yani uluslararası hukuku nasıl çiğnediniz? Bütün bunları bu 2 günlük içerisinde tartıştık. Esas burada, buraya gelişimiz, bu kentte bu konferansı yapmak, bizi bitirmek isteyenlere şu mesajı verdik, bizi bitiremezsiniz. Bitiremediniz, bitiremeyeceksiniz. Artık Kürt sorununun, Kürt varlığının hukuksal ve siyasal bir çerçevede bir yasal statü kazanması gerekiyor. Yani Birleşmiş Milletler'de diyelim işte, yani en azından Filistinlere tanınan hak bize de tanınsın. En azından Filistin'e Birleşmiş Milletler'in adına toplantılarına katılıyor halk adına, Filistinler adına tabii ki. O statü bile bize verilmemiş. Yani en azından oradan başlayalım. Yani bitiremediniz, o zaman artık yeni bir tartışmaya ihtiyaç var. Bu nedenle konferansı Lozan'da yaptık. İşte yarın da basın açıklamamızda neler istiyoruz, neleri eleştiriyoruz, neleri suçlu buluyoruz. Bu noktalar çerçevesinde konferanstaki gelen öneriler, tartışmalarla beraber sonuç bildirgemizi sunacağız kamuoyuna. Sonuç bildirgesi belki kısaca sonra değerlendiririz ama evet. Bu dedikleriniz önemliydi. Sayın Bezvan'la biz devam edelim isterseniz. Siz de konferansı yakından takip ettiniz. Bugün de sonuç bildirgesi açıkladı ama ben de izlediğim kadarıyla söyleyeyim. Konuşmacıların diyebilirim ki ister panel konuşmacıları olsun ister katılımcıların değerlendirme neredeyse %90'ı aslında 100 yıl önce Kürtler birlik değildi, kaybetti. Bugün de birlik olmasalar kaybederler gibi bir sonuca ulaştılar. Yani deyim yerindeyse Kürt ulusal birliği tartışmaları konferansa damgasını vurdu. Belki başka boyutlarda anlatırsınız ama bir de bu yönüyle değerlendirmenizi istiyorum. Doğrusu Kürt ulusal birliği tartışmalarının konferansta bu kadar öne çıkmasını, tartışılmasını, konuşulmasını neye bağlamak lazım, nasıl değerlendirmek lazım? Teşekkür ediyorum davetiniz için. Rica ederim. Bu Kürtlerin tabii son 100 yıl, daha öncesi de var aslında ama Lozan'ı esas alırsak, oluşan hafızasıyla ilgili, Kürt toplumunun yaşadığı trajedilerle ilgili, yaşadığı verdiği mücadelelerle ilgili, çektiği acılarla ilgili ama aynı zamanda verdiği mücadeleyle ilgili onun ortaya çıkardığı bir hafıza var. Bu hafızanın en temel unsurlarından bir tanesi işte Kürtlerin ortak bir tutum içerisine girmeden bu anlamda bir millet olarak davranma kabiliyeti ve kapasitesi taşımadan amaçlarına ulaşmayacağı yönünde bana göre haklı bir şey var. Haklı bir tarihsel hafıza ve bilgi var. Dolayısıyla bununla ilgilidir. O döneme baktığımız zaman mesela ben Lozan'la ilgili çalışma yaparken Seyyid Abdülkadir'in Kürt Aile Cemiyeti Başkanı'nın bir mektubuna rastladım. Orada mesela o mektupta şey diyor. Zannederim İngiliz yöneticilerinden birine, çünkü İngiliz arşivlerinde buldum ben. Hitaben yazılmış bu mektup. İşte biz kendi birliğimizi oluşturduk. Şu anda artık ortak davranma kabiliyetimiz var.
Dolayısıyla bizim haklarımızın inkar edilmemesi gerekiyor. Haklarımızın verilmesi gerekiyor. Ve aynı zamanda şöyle... Mektubun tarihi var mı? 1900 Lozan görüşmeleri sırasında 1922 civarında olsa gerek. Ben şu anda telefonumun hafızasına çıkarabilirim. Böyle bir şey. Ve daha sonra ve bugün de bugün bile hani Kürt siyasi hareketleri, Kürt aktivistlerinin sürekli haklı olarak dillendirdiği bir görüş var. O da şu, o mektupta da aynen şu söyleniyor. Orta Doğu barışı, Kürdistan'ın hakları verilmeden Orta Doğu barışının sağlanmasının mümkün olmadığını söylüyor. Ve bunu ben biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Yani bu da Kürt toplumsal, siyasal hafızasının önemli argümanlarından biri. Şimdi şöyle baktığımız zaman bir de, yani Lozan'ın kendisinin esasta bir böl yönet olduğunu, yani nedir bu böl? Böl şu demektir, Kürdistan'ın siyasi, kültürel ve coğrafi bütünlüğünün parçalanması anlamında böl. Bunu zaten biliyoruz, yeterince ifade edildi. Bunu uzun uzun da konuşabiliriz. Yönet de Kürtlerin öz yönetimi yerine devletlerin eliyle dayatılan doğrudan yönetim. Direkt rul üzerinde bir yönetme. Dolayısıyla şimdi böyle olunca, yani böl yönet Lozan'ın en temel özelliklerinden bir tanesi ve aynı zamanda Kürt toplumunun, Kürt toplumsal hareketlerinin, Kürt siyasal hareketlerinin aslında 100 yıldır baş etmeye çalıştığı, aşmaya çalıştığı bir meseledir. Dolayısıyla bütün bunların dün olduğu gibi bugün de Kürtlerin hafızasında canlı bir şekilde yer tutması çok anlaşılır sebeplere dayanıyor. Dediğim gibi o dönemin şeylerine baktığımızda aslında, o dönemin arşivlerine baktığımızda bugünle oldukça ortak noktalar bulmak mümkündür. Peki, Sayın Öztürk'le devam edelim. O da aslında uzun zamandır bu tür çalışmalar yürüten, bu anlamda epey enerji harcamış bir hareketin de Demokratik Toplum Kongresi'nde eş başkanlığını yapıyor. O gün için Kürtlerin belki ulusal birliğini inşa edebilecek konjektürel koşulları yoktu. Ama o günün sonuçları işte 1924'te Kürdistan'ın bölünmesiyle ve Kürt toplumunun dört ülke arasında yeniden sömürgeleştirilmesiyle sonuçlandı. Bugün için baktığımızda konferanstaki bu talebi, özellikle katılımcıların Kürt Ulusal Birliği'ni öne çıkarmasını değerlendirdiğinizde, siz bugünkü konjektür üzerinden baktığınızda durumu nasıl görüyorsunuz? Bir de buradaki talepler gerçekten siyasetin talebine de dönüşebilecek bir durumda mı? Bunu da görebilmek mümkün mü? Var mı öyle bir durum? Tabii başta şunu belirtmek gerekiyor. Demokratik Toplum Kongresi 2007 yılında kurulduğu günden itibaren en öncelikli konulardan birisi ulusal birlik çalışmaları ve ulusal birliğin ne kadar önemli olduğu noktasında yürüttüğü faaliyetlerdir. Bu faaliyetler, bu çalışmalar hala da devam ediyor. Evet, gerçekten Lozan'a baktığımız zaman dört parçaya ayrılan bir Kürdistan coğrafyası, bir coğrafyada, bir toprak dışında, aslında parçalanan toprak dışında bir halka ait, bir halkın halkla bütünleşmiş olan, bir halkın kökenli oluşturan toprakların, yani bir nevi kültürel değil, tarih anlamında da bir parçalanma söz konusu. Yani tamamıyla bir soykırım olarak nitelendirebiliyoruz. Ki Lozan'dan sonra yapılanları da göz önüne getirdiğimizde de biliyorsunuz. En fal katliamı gün gerçekleşmişse bunun temelinde Lozan var. Dersim'dir, Zilan katliamlarıdır ve bugün uygulanan Kürtlere karşı dört parça Kürdistan'da uygulanan politikalara baktığımız zaman da tabii ki Lozan Anlaşması'nın temelinde Lozan Anlaşması var. Evet, o gün o şartlarda belki Kürtler ulusal birlik sağlayamadı, ulusallaşamadı, bir millet olamadı, birlikte hareket edemediler. Ama bu 100 yıl süre içerisinde de hiçbir zaman özgürlük taleplerinden vazgeçmediler. Her dört parçada da parçalı olmasına rağmen her dört parçada da tarihten de çok iyi biliyoruz. Büyük bedeller ödenildi. Fakat Kürtlerin özgürlüğü, özgür olma noktasındaki mücadelesi de gün be gün büyüyerek devam etti. Bugün bu mücadele de hala da devam ediyor. Bütün dediğimiz gibi dört parçadaki devletlerin kirli politikalarına, kirli savaş anlayışına karşı da
bu mücadele hala büyüyerek devam ediyor. Tabii ki burada şunu da belirtmek gerekiyor. Şimdi bir hukuken de baktığımız zaman bir anlaşma imzalanıyor. Tabii ki Lozan'dan önce Kurtuluş Savaşı dedikleri, yani Türklerle ya da Türkiye'de yaşayan halklarla birlikte büyük bir mücadele bedel ödeyen bir halk var. Binlerce yıldır o topraklarda yaşayan bir halk. Omuz omuza mücadele ediliyor. Ama her ne hikmetse hem Lozan Konferansı'nda hem de anlaşmanın imzalamasına baktığımız zaman Kürtler yok. Kürtlerin temsilcileri yok. Gelen heyet de biz Kürtleri de temsil ediyoruz adı altında aslında bu imzayı atıyorlar. Ama dediğimiz gibi sayı olarak da büyük oranda bir nüfus oranına da sahip olmasına rağmen ve dediğimiz gibi binlerce yıldır o topraklarda yaşamasına rağmen savaşta zaten birlikte hareket etmelerine rağmen hukuken de baktığımız zaman bir bu sözleşmenin veya konferansta yer alıp anlaşmada da imzası olması gereken Kürtler emperyal güçler özellikle Fransa ve İngiltere öncülüğünde bir nevi yok sayılıyor, parçalanıyor ve dört ülkeye bu şekilde dört ülkenin yönetiminin insafına bırakılıyor ki bu insafı da en çok yakından bizler biliyoruz, yaşıyoruz. Hala da bunu yaşamaya devam ediyoruz. O günkü şartlara baktığımız zaman evet belki ulusal birlik noktasında imkanlar yoktu. Ama dediğimiz gibi gelişen mücadeleyle birlikte dört parça Kürdistan'a da baktığımız zaman örgütlü bir halktan bahsedebiliyoruz artık. Gerçekten örgütlü, büyük bedeller, büyük mücadelelerle bugüne kadar gelebilmiş. İşte Güney Kürdistan'a baktığımız zaman bugün bir statü sahibidir. Rojava'da yine on binlerce şehit verildikten sonra yine bir oluşturulan bir sonuç itibariyle bir yönetim, bir statü fiili de olsa bir statü söz konusu. Kuzey Kürdistan'daki bir mücadele devam ediyor. Yine İran'a baktığımız zaman da oradaki biliyorsunuz gelişen eylemlerle birlikte Jinjiyan Azadi sloganlarıyla da orada da yine talepler dile getiriliyor. Bu da örgütlülüğü gösteriyor. Madem bu kadar örgütlüyüz, bakınız bir Türkiye örneğinden gidelim. Yani Kürtlerin statü kaybetmesi, iradelerini kaybetmesi noktasında anlaşmadıkları hiç kimse kalmıyor. Bunu açık net bir şekilde görüyoruz. Düşmanlıklarını açık net bir şekilde artık gösteriyorlar, saklama ihtiyacı bile duymuyorlar. Bugün Güney Kürdistan'ın işgali, kullanılan kimyasal silahlara baktığımız zaman tabii ki bunun neticelerini çok iyi biliyoruz. Doğaya, orada yaşayan canlılara verdiği zarar açık net bir şekilde herkes tarafından da bilinmektedir. Rojava'ya her gün saldırılar. Kuzey Kürdistan'a 2015 yılından beri yani Sayın Öcalan'la yürütülen çözüm sürecinin ortadan kaldırılmasıyla birlikte başlatılan bir savaş ve bu savaş neticesinde de 8 yıldır kesintisiz baskı, zulüm, tutuklamalar, bu şekilde sürgünler devam ediyor. Yani bu düşmanlıklarını açık açık gösteriyorlar ve en son İsveç örneğinde de sizin de bildiğiniz gibi İsveç'in NATO'ya alınmasını da yine siyasi sığınmacı statüsüne olan insanlar teslim edilsin. Yani yine Kürt'e karşı, Kürt siyasetçilerine karşı bunu da açık net bir şekilde pazarlık konusu yapan bir anlayış, bir zihniyetten bahsediyoruz. Bu zihniyet bu kadar açık net bir şekilde nerede olursa olsun, fikri ne olursa olsun Kürt'e, Kürdistan'a yönelik bu şekilde bir düşmanlık gösteriyorsa tabii ki bu da dört parça Kürdistan'daki halk tarafından açık net bir şekilde görülüyor. Bakınız ben parti demiyorum. Öncülük yapması gereken partilerdir. Ulusal birlik noktasında halkın ulusal birliğinden ve bunun en iyi örneği de sizin de bildiğiniz gibi Kobani'dir. Kobani direnişinde gerçekten dört parça Kürdistan'ın bir olmasıyla bir kazanım elde edildi, başarı elde edildi. Bu açık nettir. Halkımız bunu da gördü. Dolayısıyla bilinç düzeyi olsun, örgütlenme düzeyi olsun bugün bize ulusal birliği dayatıyor. Ulusal birlik olmadan parça parça bakınız. Bugün örnek verdim. Tamam Güney Kürdistan'da bir statümüz var, bu doğru. Ama işte PKK bahane edilerek yapılan işgal girişimleri tabii diğer taraftan da Irak merkezi hükümetinle yani Federal Kürdistan bölgesinde yaptıkları anlaşmalar var. Bu anlaşmaları da adım adım geri alması söz konusu. Yani oradaki statüyü iki taraftan sıkıştırıyor. Evet. Türkiye PKK'yı bahane ediyor ama bunu fırsata çeviren bir Irak merkezi hükümeti de söz konusu. Bu şekilde bu statüyü de ortadan kaldırma girişimleri var. Dolayısıyla burada bir parçalı bir düşünce değil. Ben halkımız boyutuyla söylüyorum. Bir bütünen burada konferansa iki günlük tartışmalar görüşlerden de ortaya çıkan sonuç şu. Yani ideolojik ideolojimiz ne olursa olsun, fikriyatımız ne olursa olsun söz konusu saldırılar
Kürtlerin varlığına yönelik saldırılardır. Kürtlerin kimliğine yönelik saldırı ve ona doğru da... Aslında sonuç bildirgesiyle bağlantılı ikinci turda da konuşalım istiyoruz. Sayın Taşçıyar'la devam edelim. Bu Kürt Ulusal Birliği fikriyatı üzerinde sizin de görüşlerinizi almak istiyorum. Çünkü geçmişte de yapılan birçok konferansa katılımcıydınız, düzenleyiciydiniz, organizatördünüz. Parlamenter olduğunuz dönemde de özellikle Güney Kürdistan'a bu anlamda çokça gidip geldiniz, birçok görüşmeye katıldınız. Hem konferansta öne çıkan bu talebi nasıl değerlendirmek gerekir? Yani biraz da belki partiler üstü, parçalar üstü bir talep gibi de ortaya çıktı. Hem de doğrusu bu talepten sonra siyasete düşen görev nedir? Belki de en fazla tartışılması gereken nokta da o biraz. Yani bugün iki gündür sürdürdüğümüz konferans aslında 100 yıl önce parçalanan Kürdistan'ın bir şekliyle tekrar masaya yatırılmasıydı. Ulusal birlik, birlik nasıl olur, nasıl gelişir? Yani bu konferans o 100 yıl önceki anlaşmanın sonucudur. Şu anda Kürtlerin birlik olmamasının da en büyük nedeni yine 100 yıl önceki bu devletlerin kendi arasında Kürdistan'ı dörde bölmelerinden kaynaklıdır. Nasıl dörde bölündü? Kürdistan öyle bir dörde bölündü ki o tarihte yani düşünün daha Irak devleti yok. Kürdistan bir parçası İngilizlerin gözünde kalıyor. Sonra Irak'a devrediliyor. Yani uluslararası bir sömürge durumuna getiriliyor o tarihte. Bir parçası işte Türkiye'de, bir parçası Suriye'de, bir Irak'ta, bir İran'da. Bir iç sömürge, bir de sömürge hukuku da uygulanmıyor. Yani sömürge de diyemiyorsun buna. O kadar bir parçalanmış, bölünmüşlük oluyor ki olmayan devlete dahi Kürdistan veriliyor. İşte bu birliği elzem kırıyor. Yani bu tür uygulamalar birliği gerektiriyor. Biz ta eskiden atalarımızdan, babalarımızdan da duyuyorduk. İşte yekitiyametine. Yani her zaman bunu bahsediyorduk. Yani gelen bir niyek. Her daima bu halk dilinde de söylüyor. Neden? Çünkü düşünün Suriye'de ya da Irak topraklarında Kürtler ailelerinin bir kısmı orada kalmış, bir kısmı bu tarafta kalmış. Yani bu birliği bozmuş aynı zamanda. Ve bugün ulusal birliğin elzem olmasının en önemli özelliklerinden bir tanesi de yani ailelerin parçalanması, aşiretlerin parçalanması, toplumun parçalanması, sosyolojinin parçalanması, coğrafyanın parçalanması ve bölünmesi. Bu da beraberinde işte ulusal birliği taleplerini daha çok öne çıkarıyor. Bu işte taleplerde hareketle biz bu toplantılarda, söz ettiğiniz konferanslarda, toplantılarda 100 yıldır hiç zaten Kürtler birlik taleplerinden zaten vazgeçmediler. Bu 100 yılın sonunda da bu son işte 15-20 yıl diyeyim bunu daha çok ete kemiğe büründürmeye çalışıp artık statü sahibi olma konusunda mutlaka birlik olması gerektiği görüşü çıktı ortaya. Bu da beraberinde birlik sağlanmasa kazanılan hakların dahi gidebileceği endişesi var Kürt halkında, Kürt milletinde. Neden? Çünkü artık her tarafta Berdan Başkan dediği gibi bir saldırı var. Yani bir Rojava Kürdistan'a şu anda büyük saldırı var. Esad biraz güçlense o da oradan saldıracak. Türkiye burada saldırıyor. Güney Kürdistan'a yine Türkiye burada saldırıyor. Yani ne Irak merkezi hükümeti de böyle kazanımlarını bir şekliyle yok etmeye çalışıyor. Zaten Rojalat Kürdistan'ında bilindiği gibi işte bu siyasal İslam'ın büyük bir baskılarıyla devam ediyor. Yani bunların hepsi birlik konferanslarında, birlik toplantılarında hep dile getiriliyor ve bunun için çözüm yolları aranıyor. Aslında 2013'te Kürt Ulusal Kongresi ile bunlar bir şekliyle örgütler arasında ve halkın tümü de Kürt halkın her dört parti tümünde aşılmaya başlamıştı o birlik konusu. Artık bir merhaleye gelinmişti. Fakat o maalesef yarıda kaldı. Bence yani şimdiden sonra
çalışmalar, o yarıda kalanı gündem, birinci gündem maddesi yapıp tamamlamaktır. Çünkü o gün herkes oradaydı. Hem siyasi partiler oradaydı, şahsiyetler oradaydı. Hem toplumun bütün kesiminin şeyi, düşüncesi, kalbi oradaydı. HEV'lerde yapılan 2013'teki Kürt Ulusal Kongresi'nden bahsediyorum. Yani bunu artık devam ettirmek ihtiyacı var. Bütün toplantılarda bugüne kadar işte dile getirilenlerde yani bu temeldedir. Yani bir an önce Kürtler ulusal birliklerini sağlamaları gerekir. Düşüncesi bütün konferansların konusu. Hangi konuşmacı çıkıyorsa mutlaka işte birlik olmamız lazım diyor. Ama birlik olabilmek için de yani onu yaratabilmek için de fedakarlıklar gerekiyor, çalışma gerekiyor. 24 saat değil 48 saati yani günün yani derin 4 de biz 48 hesaplayalım. O kadar durmadan bunu örmek gerekiyor. Yani zaten bugüne kadar Kürtlerin işte dedik ya sömürge olmaktan kaynaklı, hatta da sömürge dahi diyemeyeceğimiz statüsüz bir şeye tabi kalınmıştır. Şehir adları değiştirmiştir, köy adları değiştirmiştir. Türkleştirilmiştir, Türkiyeleştirilmiş ya da Araplaştırılmış ya da Farslaştırılmıştır Kürtler. Yani bundan kurtulmanın tek yolu işte bu konferanslarda bunu sıklaştırıp kararlar alıp bunu bir an önce hayata geçirmek, uluslararası diplomasiyi de güçlendirmek yani gerekecektir. Bu diplomasi de işte en önemli konulardan bir tanesi. 10 tane ülke Lozan'da 100 yıl önce imza atan 10 tane ülke var ve bunun baş aktörleri Fransızlar, İngilizler, sonra da ve diğer o Ruslar dahil olmak üzere diğer ülkeleri büyük bir diplomasi geliştirip onları o günkü yaptıklarının doğru olmadığını, anladım, bir halkı yok olmaya mahkum edildiğini söylemek gerekir ve kamuoyu bu konuda oluşturulması. Ayrıntılar önemli aslında, onları da tek tek konuşacağız. Sayın Koç'la devam edelim. Birinci turda biraz teknik bilgi ağırlık verdiğiniz için aslında görüşlerinizi almakta biraz eksik kaldık ama ben merak da ediyorum doğrusu. Tekrar Lozan'da 100. yıl konferansı, yani bu salonda yapılan konferans üzerinden konuşalım istiyorum ama sonuç bildirgesinin taslağı tartışıldı. Ben bilmiyorum, ilk gözlemim hem parçalar üstü bir dil vardı hem örgütler üstü bir dil vardı. Kuşkusuz son biçimi yarın açıklanacak. Yani son biçimi elimizde yok ama taslağı üzerinde yapılan tartışmalardan yola çıkarak büyük bir değişiklik olacağı kanısında değilim. Sonuç bildirgesinin bu anlamda Kürt siyasetine, Kürt toplumuna, Kürt akademisine, Kürt basınına, yani bir bütün olarak tüm kesimleriyle Kürt toplumuna etkileri ne olabilir? Öyle bir etki bekleyebilmek mümkün mü bu konferanstan sonra? Bir bilgi daha vereyim, o tekniki değil. Hani dediniz Keneke öncülüğünde yürüttü. Elbette bunun merkezi faaliyetlerini Keneke yürüttü ama gerçekten bu işi yaparken, karar almadan uygulamasına kadar oldukça demokratik ilkelere özen gösterdik. Yani herkesi tartışmaya katma. Mesela bu konferanstaki gündemin sıralaması, hangi gündem olsun, kimler konuşmacı olsun, bütün siyasi partilerin görüşü alınarak gerçekten yapıldı. Yani evet, Keneke'den burada öne çıktı. Çünkü Kürdistan'da ulusal birliğin diplomasisini, yani diyorsunuz ulusal birlik, bunun altyapısı, uslubu, stili, yani Kürdüvari bir kendi geleneği var. Uzlaşı siyaseti Kürdistan'da başka yürütülür. Bu konuda uzmanlaşmış tek kurum Keneke'dir. Genel Kürdistan açısından 24 yıldır bu konuda önemli deneyler kazanmış bir kurumdur. Yani binlerce insan bu noktada kendi birikimi, tecrübesini aktardı bu kurum. Şimdiye kadar bir sürü şey aşabildi yani ve bir gelenek geliştirdi. Yani diyelim ki örneğin normal standartlarda uzlaşı siyasetinde tarafları bir araya getirirsiniz daha kolay olur ama Kürdistan'da kanaat önderi üzerinden, şu kişi üzerinden, yani bir Kürt ulusal birlik diplomasisi tecrübesi kazanıldı ve biz bunu bu süreçte çok güçlü bir şekilde harekete geçirdik. Yani mesela PDK'ye de çok ulaşmaya çalıştık. Hani o da Kürdistan'ın bir realitesi, gelmeli.
olmazsa kendisine yakın olanın görüşü aktarmalı. YNK'sinden, İslami hareketlerinden, yine kadın cephesini çok katmak istedik. Mesela bu konferansta bunu çok önemli bulduk. Hani şöyle bir tecrübemiz var. Biz çağırmazsak, KNK Kadın Komisyonu özel bir çaba göstermese diğer siyasi partiler hiç kadını getirmeyecek. Halbuki Lozan tek soykırım değil, soykırımın içinde kadın kırımı da var. Tabii ki yani hayır, mesela Kürdistan'da kadının yok edilmesiyle aslında Kürtlerin kök hücresi yok edilmek istendi. Kültürel soykırım bana göre burada önemli. Onun için biz dedik bunu mağduru olan da gelip konuşacak. Tek işte Ezidi Alevilerden bahsederken ama toplumun yarısı da kırımdan uğradı. Cins kimliğinden kaynaklı. Mesela bazı konularda kendi deney ve tecrübelerimize dayalı olarak toplumun bütün renklerinin burada konuşmasını sağladık ve bence bu buradaki çıkan profil ve resim biraz farklı oldu yani şey boyutunda, kadınların da damgasını taşıyan bir konferans oldu. Yine Kürdistan'ın diğer inanç bileşenine ve ben şeyde çok önemli buldum, yani Ermeni ve Süryani halkların da adına konuşmaların yapılması. Yani salt biz mağduru değiliz. Yani bizim bu yalnızlık psikolojisine çıkmamız gerekiyor çünkü emperyal bir projeydi. Yani İngilizler Sovyetlere karşı Türk devletini inşa ederken bizi yem olarak verdiler Türklere. Türkleri denetimde tutmak için işte biliyorsunuz Lozan'dan 3 ay sonra Cumhuriyet kuruldu. Şimdiki denkleme belki sonra geleceğiz ama yani Kürt halkında şöyle bir siyasal bilinç var. Eğer askeri müştereklerde ortak bazı politikalar yaparsa ki bunun denemelerini yaptık. İmam abi de hatırlar. 2013'te biz Hevler'de bu Önder Apun'un önerdiği Kürt Ulusal Birlik Konferansı'nı hazırlıkları vardı. 4 ay biz 22 kişiydik herhalde, değil mi? 22 idik. Herhalde 22 kişiydik o komitede. 4 ay boyunca çalıştık. O dönem işte Mesut Barzani Kürdistan KDP Genel Sekreteri o zaman açılış yaparken dedi işte Sayın Öcalan cezaevinde, Sayın Celal Talabani rahatsız, o yüzden Öcalan benim bu konferansı üstlenmemi istedi. Biz onunla beraber 4 ay boyunca bu tartışmaları yürüttük. O zamandaki tespitler şuydu. Önder Apo gönderdi mektupta şunu söyledi. Dedi ki Arap Baharı geldi. Sonra dedi işte ateş Suriye'ye doğru ve Kürtlere, ve dedi ateş şimdi Kürdistan'ın hepsini kavurabilir eğer Kürtler tedbirini almazsa. Ulusal birliği de oldukça somut ifade etti önerilerinde. Zaten biz 4 ay boyunca da onları daha da somutlaştırarak konuştuk. Bir, Kürtler bu ateşte yanmamaları için ne gerekiyor? Bir, hem içte hem dışta ortak siyasi prensipler belirleme. Mesela 5 madde yeterli. Örneğin hiçbir parçadaki Kürt hareketi diğer parçadaki Kürt hareketine karşı o ilgili ülkenin sömürgeci gücüyle uzlaşmamalı. Hani diplomatik görüşmeleri olabilir ama zarar verecek düzeye dikkat edecek. Örneğin bir prensip. Hani diyoruz ya mesela bir parça kendisiyle ilgili karar alırken diğer parçaya yansıması nasıl olacak, bunu dikkate alacak. En azından kendi parçası için bir karar alırsa diğer 3 parçanın da tüm siyasi öncü güçlerinden görüş almalı. Hani o zaman 3 parça bir parça için harekete geçebilir. İlke de buydu. En önemli bir diğer prensip belgesi de savunma belgesiydi. Hani ulusal birlik tartışıyoruz hep böyle çok soyut ve genel kalır ama çok somut. İşte bir de savunma belgesiydi. Şöyle diyelim, bu biraz 2014'ten sonra gelişti aslında. Hani diyelim DAEŞ Kerkük'e girerken, Mahmur'a girerken peşmergelerle gerillalar birlikte hareket etti. Bu deneme gerçekleşti biraz. Fiili bir durum ortaya çıkınca mesela ortak savunmalı. Tabii ki mesela Kerkük ortak savunuldu yine kendi peşmergeleriyle beraber. Mahmur da öyle. Çünkü ben kendim de o dönem o ülkedeydim, hani güneydeydim. Böyle bir şey gelişti, bir deneme ve bu güven yarattı toplumda mesela. Üçüncü bir belge de ve prensip belgesini toplumsal alana dönüktü. Orada da işte mesela ulusal birliği istiyoruz ama nasıl olacak bu? Yani hani Kürdistan sonuçta homojen bir yapı değil. Kürtler homojen değil. İnançları var. 8 tane farklı inancı var. Lehçeleri var. Farklı aksanları var. Gelenekleri birbirinden farklı olanlar var. Bir de yani kadın erkek farkı var bu toplumda. Evet. Onun için demokratik uzlaşı belgesi toplumsal alanda nasıl olabilir? Biz orada da kadın hareketinin, kadın özgürlüğünün inançlar özgürlüğü yanı sıra önemli olduğunu ifade ettik. Ondan sonra Kürdistan'da geleceği tek belirleyecek olan siyasi partilerin olmaması gerektiğini, toplumun da fevkalade tartışma ve karar sürecine katılması için platformların olanaklarının yaratılması gerekiyor. Yani 2013'te gerçekten bu çalışmalar çok somut bir nokta aldı. Ondan sonra ne yazık ki hem
yabancı güçler hem de sömürgeci güçler maalesef güneyi bastırınca geri adım attılar. Bu iş öyle kaldı. Şimdi düşünüyorum, eğer 2013'te gerçekten de bu 3 tane prensip belgesi üzerinde ortak bir açıklama yapsaydık ve bu noktada gerçekten de ortak diplomatik adımlar atmış olsaydık bugün konumumuz farklı olurdu. Evet. Belki bugünkü konferans çok daha başka sonuçlara yol açabilirdi. Ama gelin görün ki kulağını hep dışa veren kendi halkını, kendi ülkesini diğer parçalardaki siyasi güçlere vermeyen Kürdistan'a zarar veriyor. Şimdi bu konferansta da bu çok açığa çıktı. Özellikle bu dönem açısından diyorum, yani ulusal birlikten bahsederken, şimdi ben bunun bugün mümkün olduğuna inanıyorum. Şu noktada, yani bugün daha mümkün olduğuna inanıyorum. Bir, sömürgeci güçlerden dördünün, işte Arap sömürgesi altında olan iki parça Arap kolonyalizmden kurtarıldı. Biri Güney Kürdistan, diğer Rojava Kürdistanı. Kaldı Türk sömürgeciliği ve Fars. Şimdi bunlar içerisinde şimdi bu iki kolonyal güç gittikten sonra şimdi Türk devleti bu işte Araplar zayıfladı, ben alayım Rojava ve Güney üzerinden bir stratejik hesabı var. Şimdi onun için bizim ulusal günümüzün ulusal birlik politikasını yapmamız gereken tecrit etme, ulusal birliğin bir ilkesi bu olmalı. Yani hiç kimsenin gerekçesi bu devleti bu noktada nasıl ömrünü uzatmaması gerekiyor, çünkü devlet çöküş aşamasında gerçekten. Kürtler bakın mesela, hani işte siyaseten ben diğer partileri eleştirebilirim ama bir bütünen Kürdistan'ın toplamına baktığınızda şöyle bir gücümüz de var. Bakın bu 30 yılda kaç tane devlet çöktü? Irak çöktü, Suriye çöktü, Libya çöktü. Bunlar hepsi güçlü devletlerdi. Asya'ya giderseniz bir sürü devlet çöküyor. Krizli haller çok fazla artmış. Ama Kürtler tersi bir durum yaşıyor. Evet. Kürtler oldukça güçleniyor ve Kürtler işte 2014'te DAEŞ'i kırarak dünyanın gündemine girdi. En sonunda geçen yıl Doğu Kürdistan'daki başlayan Jinjiyan azad öncülüğündeki toplumsal devrim. Kürtler etrafında halklar birleşti. Kürtler de kadın etrafında birleşti. Yani bütün bunlar Kürtlerin uluslararası alanda güçlü bir imaj yaratmalarına yol açtı. Ya özetle şu bugün taslağını okuduğumuz, duyduğumuz bildirge böylesi bir etki önümüzdeki dönem için yaratabilecek konjektürel koşullara sahip midir, yoksa onun o koşullara sahip olması için yapılması gereken başka şeyler var mı? Tabii böyle bir karma bir yapıydı. Burada 700'e yakın çok değerli insanlarımız vardı. Siyasal geleneğinden gelen, zamanla peşmergelik, evet, gerilalık yapmış, kadın hareketlerine çok heterojen bir yapı vardı. Onun için herkes biraz hayalindeki istediklerini söyledi. Şimdi genel son tartışmada da şöyle bir karar çıktı. Yani biz kimden ne isteyeceğiz? Halkımızdan ne istiyoruz? Veya halkımız ne istiyor? İki noktayı işleyeceğiz. İkincisi uluslararası güçler. İşte diyelim ki bir anlaşmayı imzalayan devletlere karşı halkımız ve Kürt siyaseti ne yapmalı? İkincisi uluslararası, işte başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bir sürü uluslararası güçler var. Bunlardan ne isteyeceğiz? Bu 10 devleti üzerimizdeki yaratılan zulmün sonlandırılması için yapması gerekiyor. Belgenin etkili olacağını ben düşünüyorum. Çünkü onun içinde tartışılan bir konu da her bir alana dönük. Çünkü bir alanı hukuktur, bir alanı siyasidir, bir alanı toplumsaldır. Bu noktada komitelerin oluşturulması ve alınacak kararların takip edilmesi. Evet. Şimdi biz bunu yapacağız, bunu ısrarla yapacağız. Çünkü siyasal konjonktür alınacak kararları uygulama, daha peki, doğrusu gündeme koyma müsaittir diyeceğim. Peki. Sayın Bezvan'la devam ederim. Tabii konferansla ilgili konuşacağız. Çok önemliydi bir konferans ama diğer taraftan Lozan da çok önemli. Siz de bu konuda çalıştınız. Aslında Lozan Türklüğün inşasıydı. Diğer taraftan da bunu inşa ederken de var olan tüm halkları, işte inançları da reddiye üzerinden yaptı. Siz bu boyutuyla değerlendirdiğinizde Lozan özellikle sömürgeciler açısından, özellikle Türkiye Cumhuriyeti açısından istediklerini elde edebilme sonucunu yarattı mı? Çünkü şöyle bir gerçeklik de var. Evet, Kürtler Lozan'a karşı ama bugün Türk Devleti de Lozan'a karşı. O da farklı bir şekilde benim topraklarımı benden almış götürmüş deyip yeni bir işgal siyaseti başlattı. Onların red inkarı, bunun karşısında verilen mücadele ve ortaya çıkan bu sonuç üzerinden
belki güncelle bağlayarak değerlendirirseniz daha net bir fotoğrafa ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Buyurun. Yani Lozan'ın Kürtler açısından neyi temsil ettiği ve hani Türk devleti açısından neyi temsil ettiği meselelerine biraz belki bakmak gerekiyor. Bugün sunumunda da ifade etmeye çalıştığım gibi Lozan esasda yani üç temel mekanizma, yani Kürdistan meselesinin temellerini ortaya atma noktasında. Tabii Lozan'a aynı zamanda akabindeki sınır Irak, İran, Türkiye ve Suriye arasında, hatta İngiltere, Fransa ve İran, Türkiye arasındaki sınır anlaşmaları çerçevesinde ve güvenlik mekanizmaları çerçevesinde düşünmek lazım. Yani bir komplekstir. Lozan bir rejimin adıdır aynı zamanda. Yani sadece hani basit anlamda bir anlaşmanın adı değil, bir rejimin adıdır gerçekten. Şimdi böyle baktığımızda Lozan eğer bir rejim olarak bakarsak, yani Kürtler açısından az önce ifade etmeye çalıştığım gibi bir böl ve yönet politikasını temsil ediyor. İki, tanınmama. Kürtlerin hem coğrafi olarak hem milli olarak, yani milli ve coğrafi varlığının inkarı, yok sayılmasını temsil ediyor. Bu anlamda tanınmama siyasetini temsil ediyor. Üçüncüsü, bu anlamda yine statüsüzlük. Yani Kürtler ne eşit vatandaş olarak ne azınlık haklarına sahip olacaklar, ne de kendi yönetme hakkına veya self-determinasyon hakkına. Yani bu anlamda hiçbir şekilde bir statüye sahip olmamaları, yani tanımlı bir statülerinin olmaması gerekiyor. Hukuki ve siyasi anlamda tanımlı bir statüsünün olmaması gerekiyor. Buna eşit vatandaşlık da dahildir esasında. Ve nihayet Kürt meselesinin şiddet dışı yollarla çözümünün inkarı, yani kabul edilmemesi. Yani ancak şiddet yoluyla kabul edilebilir. Yani çözülmesi gereken bir şey. Şimdi bu Kürtler aslında bunu temsil ederken Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından iki başından beri aslında iki tane temel eğilim var. Zaten bunu Musul meselesi tartışmalarında görüyoruz. Ve o da şu, yani bir büyük Türkiye projesi vardır. Yani itaatçıların savunduğu bir proje vardır. Bir de Musul'un o dönemde, yani Güney Kürdistan'ın, Musul derken hep Güney Kürdistan diye anlamak lazım. İngiltere, yani Milletler Cemiyeti tarafından İngiltere'ye verilmesinden sonra, dahil edilmesinden sonra gelişen, bu anlamda küçük Türkiye diyebileceğimiz, yani sınırları Lozan Anlaşması'yla çizilmiş bugünkü Türkiye diyeceğimiz iki tane temel şey var. Şimdi bunlar zaman zaman birbiriyle çatışan veya çelişen bir konum da arz ediyorlar. Bunun en güncel örneği 2016 yılında Erdoğan'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki tane önemli konuşması vardı. Bu konuşmaların birinde aynen şunu söylüyor. Lozan kutsal bir metin değildir. Tartışılmayan bir şey hiç değildir. Kutsal bir metin değildir. Bir başka konuşmasında işte bize Sevr'i göstererek Lozan'ı kabul ettirirler. İşte Lozan'ı bir başarı olarak satmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bu anlamda burada aslında hani klasik Kemalizm anlayışını aşan yeni itaatçı bir tasavvur vardır. Ve bunun içerisinde Rojava'nın ve Güney Kürdistan'ın ortadan kaldırılması, statüsünün ortadan kaldırılması ve bunun bir şekilde Türkiye'nin hegemonyası altına, denetimi altına konulması meselesi de var. Dolayısıyla hani bu çerçevede... Araya gelip soruyorum ama bunu söyleyen Erdoğan o dönem yalnız mıydı mesela? Uluslararası güçler bu anlamda Erdoğan'ı cesaretlendirici yaklaşımlar sergilemediler mi? Vallahi şimdi ondan gerçekten çok emin değilim. Şimdi biliyorsunuz bir tartışma var. Bu Saddam'ın Kuveyt'e saldırmasından önce işte en son Amerikan dişleri, pardon, Büyükelçisi'nin Saddam'la konuştu ve hani teşvik ettiği yönünde bir şey var. Bunlar tarihçilerin belki ileride iyi arşiv çalışmalarıyla ortaya çıkarabileceği şeyler. Burada da ben esasda nasıl bir teşvik olduğunu şu anda çok net olarak ortaya koymak zor. Bence bu Türkiye'nin kurulan yeni rejiminin kendi dinamikleri,
üzerinden, yayılma hedefleri üzerinden geliştiğini, ama tabii ki uluslararası konjonktür buna ne kadar uygundur, buna bakılarak yapılıyor. Mesela Ukrayna Savaşı'ndan sonraki sürecin uygun hale gelmesi gibi, ya da Arap Baharı'nın esas da Türkiye'nin bu yayılmacı siyasetine esas da cevaz verdiği şeklinde değerlendirmeler var. Bazı ülkeler spesifik olarak işte bu Türkiye'yi, Erdoğan'ı, onun rejimini desteklediği veya teşvik ettiği yönünde bir takım şeyler, şu anda çok somut olarak bu konuda bir şey söylemek zor. Ama böyle bir, yani Türkiye'nin yeni rejimini inşa etmesi ve uluslararası konjonktürü okumasıyla ilgili bir şey olduğunu esas da düşünüyorum. Sayın Öztürk, sizinle devam ederim. Şimdi konuşmacılarımız da dikkat çekti. Aslında Lozan Kürtleri yok etme noktasında birkaç maddede çok somut yaklaşımlar da belirlenmiş, ama Kürtler var ve bugün Lozan'da tartışıyor. Yani mücadele büyüdü. Öyle bir şey ki, ama mücadele büyüdükçe saldırganlık da arttı. Yani 1938'den sonra Kürtleri bitirdik diyenler 1960'ta darbe yaptılar. Öz Kürtler, 1970'te darbe yaptılar, öz Kürtler, 84'te darbe yaptılar, öz Kürtler. 2000'lerden bu yana süreklileşmiş bir iktidar var ve bugün ağır bir faşizm var. Yine tüm mesele Kürtler, Orta Doğu tartışılıyor, tüm mesele Kürtler. Bu mücadelenin büyümesiyle birlikte değerlendirdiğinizde saldırganlığın artması ve mücadelenin büyümesini nasıl bir yaklaşım içerisinde ele almak lazım? Yani bir umut kırıklığı mı var, yoksa gerçekten giderek büyüyen bir umut mu var? Onu nasıl yorumlamak lazım? Yani kesinlikle biz büyüyen bir umut, bizler açısından büyüyen bir umut söz konusu. Çünkü hiç hani hangi tarihte, hangi halka bakarsanız bakın, ben sadece fiziki soykırımdan bahsetmiyorum. Tabii ki bir dil olsun, kültür olsun, bir bütünen bir soykırım. 100 yıldır Kürtler hem fiziken hem kültürel hem dil açısından büyük bir soykırımla mücadele ediyorlar ve gün be günde dediğimiz gibi büyük bedeller evet ödendi, ama bu bedeller de bugün dört parça Kürdistan'a da baktığımız zaman dört parça Kürdistan'daki halkımızın kazanımlarıyla büyüyerek bugüne kadar da geldi, devam ediyor. Tabii şey konusunu zaten belirttik, ulusal birliğin önemine değindik de tabii ki bu da düşmanlar artırıyor. Sayın Işık, bakınız şimdi bir Türkiye Devleti'ni bir örnek verelim. Yani 100 yıl önce kendisini kurduğu bir devlet, yani bir ideoloji üzerine kendisini inşa etti. Ve bu ideoloji Kürtler başta olmak üzere Türkiye'de yaşayan bütün farklılıkları, farklı inançları yok sayarak. Yani belli bir kalıp oluştururlar. Yani bu kalıba uyarsınız ya da zaten sizin yaşama hakkınız yok diyen bir ideolojik anlayış, bir sistem. Yani bu şekilde kendisini inşa eden bir devlet. Ve tabii ki Kürtlerin özgürlük mücadelesiyle birlikte aslında hayır, bu farklılıkları belli bir kalıplara değil, oldukları gibi. Yani hem inanç boyutuyla diyorum, hem de etnisite anlamda diyorum. Bu toprakların, yani Mezopotamya, Kürdistan coğrafyasının zenginlikleri anlamında ve bu şekilde kendilerini geliştirip büyütebilmeleri noktasında da gelişen bir ideolojik mücadele de söz konusu. Yani sadece bir siyasi mücadele birlikte, özgürlük mücadelesiyle birlikte tabii ki verilen bir ideolojik mücadele de söz konusu. Bu sistemin içine gelmiyor açıkçası Sayın Işık. Çünkü kendi varlık kodlarına aykırı görüyor. Kendi varlığını tehdit olarak görüyor. Ve dediğimiz gibi, az önce de belirttiğimiz gibi, örgütleştikçe Kürdistan, Kürt halkı örgütlendikçe de, güçlendikçe de, güç sahibi oldukça da bunu kendi anlayışlarına, kendi varlıklarına tehdit olarak gördükleri için saldırıları da büyütüyorlar. Her anlamda saldırıları büyütüyorlar. Yani siz darbelerden bahsettiniz ama 2014'te hazırlanan bir çöktürme planı var. Milli Güvenlik Kurulu'na hazırlanan çöktürme planı var. Çok boyutlu bir plandır. Sadece Kuzey Kürdistan'ın açısından da değil. Dört parça Kürdistan'a yönelik güçlenmiş olan, örgütlenmiş olan Kürt yapısını, Kürtlerin bu örgütlük halini ortadan kaldırma noktasında büyük bir şu anda kirli savaş yürütülüyor. Yani savaş boyutuna da kültürel anlamda bir saldırı söz konusu. Dediğimiz gibi dil noktasında işte kayyum örnekleri birçok defa vermişizdir. Kuzey Kürdistan'da kayyumların ilk saldırdığı şey Kürtlüğü olabiliyor.
açık net bir şekilde bunu görebiliyoruz. Güney örnek verirken dediğimiz gibi bu tehdit kendine karşı, kendi varlık sebeplerine karşı tehdit olarak gördüklerinden dolayı bütün imkanlarıyla da saldırıya geçtiler. Bu saldırılar hala da devam ediyor. Bu şekilde okumak gerekiyor. Dediğimiz gibi demokrasi geliştikçe, farklılıkların bir adada yaşama ihtimalinin mümkün olduğu ortaya çıktıkça tekçilik üzerine kurulan, milliyetçilik üzerine kurulan anlayışlar tabii yok olmakla yüzde kaldıkları için bir savunma mekanizması olarak da bütün imkanlarına saldırıyorlar. Şey, mesela her seferinde kendilerini tekrar ederek bu saldırganlığı yapıyorlar. Ama diğer taraftan da Kürtlerin bu devasa mücadelesine rağmen uluslararası alanda Kürtlere dönük destekte de sanki istenilen konum yakalanamıyor. Öyle bir noktada yok mu, onu belki tartışmak gerekmiyor. Böyle bir durumda söz konusu, evet. Örneğin Rojava denen işçiyle birlikte aslında Kürtlerin ne istediğini, için mücadele ettiği bütün dünya halkları tarafından görüldü. Ama devletler boyutunda baktığımız zaman tabii ki kendi çıkarları, yani devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin temelinde çıkar ilişkileri söz konusu. İşte birlik meselesi bu açıdan da önemli. Şimdi diplomasi alanında da Kürtlere yönelik bir saldırı olduğu zaman parçaya bakılmaksızın. Evet, parçalanma olmuş ama bu kendi isteğimizle olan bir parçalanma olmadığını zaten katılımcılar da biz de dile getirdik. Şimdi sizin varlığınıza yönelik bir saldırı söz konusu olduğu zaman, nereden gelirse gelsin, bu diplomasi alanda, uluslararası alanda da tek bir duruş sergilediğiniz zaman, o zaman gücünüzü de göstermiş oluyorsunuz. O zaman diğer uluslararası güçlere de evet siz bu şekilde davranamazsınız deme hakkına sahip oluyorsunuz, gücüne sahip oluyorsunuz. Görülen o, yani Kürtler arasındaki uyumsuzluk bir şekilde onların elinde zayıflatan bir etken. Peki Sayın Taşçıyer'le devam edelim. Aslında Sayın Bezvan da Sayın Öztürk de dikkat çekti. Bir şekilde AKP'nin Neo-Osmanlı siyasetiyle birlikte, o yayılmacı siyasetiyle birlikte başka bir durum ortaya çıktı. Yani hep Kürtler savaş, şiddetle özdeşleştirilir ama belli oldu ki aslında 2014 çöktürme planıyla birlikte savaşı ve şiddeti özellikle büyütüp besleyen AKP'nin bizzat kendisi oldu. Ondan da nemalandı. Peki bu politik değişiklikle birlikte ortaya çıkan sürecin etkilerine siz buna ilişkin ne dersiniz bir? İkincisi, gerçekten aşılması gereken ciddi bir politika, yani onu aşmak da lazım. Onu nasıl aşmak mümkün olacak? Yani bu yayılmacı siyaset, bu savaş ve şiddet siyaseti devlet açısından, yarattığı sonuçlar açısından ne yapmalı, onu nasıl teşhir etmeli ve onu aşmanın yol ve yöntemlerini nasıl bulmalıyız? Yani bir AKP tarafında kandırmaca bir politika devam ediyor. Nedir bu? 1924 Anayasası'na bugüne kadar gelindiği süreçte anayasanın özü aslında Kürtleri asimile etmek, yok saymak, onların varlığını inkar etmek üzerine kurulmuş bir anayasa 24. Bugüne kadar devam ediyor. Bugün de AKP diyor ki ben anayasayı değiştireceğim diyor. Peki değiştirdiğin anayasada bu maddelere karışacak mısın? Yok. İlk dört madde yok diyor. Aslında ilk dört maddenin de özelliğinde üçüncü maddedeki tanımdır. Yani onu değiştirmeyecek. AKP ne yapıyor o zaman? Devletin, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kodları 1923'te atılan kodların aynısı devamından yana olan bir yapılanma olduğunu görüyoruz. 23'te ne olmuştu işte bu Lozan'da, hatta 22'de 23 arasında o gün Amasya Kongresi, Sivas ve Erzurum Kongreleri ile Kürtlerin Türklerle anlaştığı, o günkü yönetimle anlaştığı, statü sahibi olmaya doğru gittiği bir süreçte bu Lozan Antlaşması'yla beraber o yok sayıldı. Arkasından işte 24 Anayasası gelmesiyle beraber tümüyle artık inkara gitti. Ve o gün bugündür Kürtler buna karşı direndiler. Dört parça Kürtistan'a direndiler. Yani Şeyh Said'den buradan başlayalım 25'te. Zilan Dersim ve işte gelelim bugüne kadar ve bugünkü işte 40 yıllık mücadele. Güney Kürdistan'da hakeza
işte Şeyh Kadı Muhammed'in işte döneminde Rojava Gülistan'da keza ve şu anda Rojalat'ta ve Rojava'da devam eden bir mücadele halen devam ediyor ve Türkiye'deki işte Erdoğan iktidarı olsun ya da ondan önceki iktidarlar olsun aslında çok değişmediğini, yani 23'ten 22'den alıyoruz, bugüne kadar değişmediğini görüyoruz. Mantalite aynı mantalite devam ediyor. O zaman nedir bu? Bu bir devlet sorunu. Şöyle bir mantık var. Bu bir devlet sorunu. Mesela Kemalizm diyelim Türkçülük esasları üzerinden yürüyordu. Ama AKP ile birlikte bu sanki siyasal İslamcılıkla soslanmış. Bu sefer ümmet üzerinden bir yürüyüş var gibi görüşler de var. Özellikle AKP ile Kemalizmin politikasını karşılaştırırken böyle bir yaklaşım da sergileniyor. Yani evet evet, kendisine ben işte siyasal İslamcıyım diyen iktidarlar da kendisine ben işte Atatürkçüyüm, işte yenilikçiyim diğer çağdaşım diğer iktidarlar da Kürt meselesinde birleştiklerini işte burada görüyoruz. Yani Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken mantalite neyse bugün değişen hiçbir şey yok. Sadece bazen süslemelerle kimi işte demokrat görünümlü bir yapıyla, solcu görünümlü bir yapıyla karşı çıkıyor. Kimisi de bu son 20 yıldır, 21 yıldır işte dinci, dindar, işte İslamcı görünümle karşı çıkıyor. Aslında hepsinin temeli bir, yani bir yerde bitiyor. Çünkü şöyle artık inanmışlar, yani kendi kendine inandırmışlar ya da topluma inandırmışlar. Bunun üzerinde, çünkü milliyetçilik, ırkçılık üzerinde de bir devlet yönetmek çok daha kolaydır. Çünkü baskı yapıyor der insanlara. Bakın biz bunu baskı yapmazsak, kendi iktidarı için baskı yapıyoruz. Bunu yapmazsak Kürtler Türkiye'yi bölecek diye bir iddiada bulunarak kendi kamuoylarında ikna etmeye çalışıyor. Yani bugün AKP'nin yaptığı bu zaten. Bak, ekonomiyi unutturmuş. İnsanlar açlıkla karşı karşıya yüz yüze ve Türkiye nereye gideceği belli değil bu konuda, onu unutturmuş. Ve işte demokrasi yok, insan hakları yok, binlerce gazeteci cezaevinde, hatta son şöyle diyeyim, son 10 yılda ceza gazeteci gözaltı hapiste, yani binlerce çok abartı olur yani, ama çok sayıda gazeteciye dava açmışlar. Onu biliyorum, belki binden vardır. Tamam, 70 küsur gazeteci şey var hapiste. 10 sene önce cezaevlerinde tutuklu sayısı 145 bin. Şimdi 360 bin. Bugün 367 bin. Bak, o son 10 yılda 200 küsur bin cezaevinde tutuklu ve bence bu oran dünya genelinde vursan dünyada birinci olur. Yani ben bu oranı bilmiyorum ama dünyada en ön sıralarda yer alır. Nedir bu? İşte siyasal İslam'ın o kendisine çağdaşım diyen ya da işte demokratım diyen ve ne farkı kaldı? Çünkü onlar da daha öncesi bunu yaptılar. Yani 25 ile kurulan istiklal mahkemelerinden tutun işte 1940'lara 40'larda Kürtçe konuşandan ceza alan bir iktidar var. Yani bir Kürtçe, işte Diyarbakır merkezde benim babam ya da bizim dedesi oraya gittiğinde o gün köyden gitmiş, Türkçe bilmiyor. Kürtçe konuştuğu için para alıyor ve paranın değeri ne kadar biliyor musun? Bugünkü paraya vurursan bir koyun ya da keçi parası tutacak kadar bir para alıyor o onda. Yani o zihniyet halen devam eden bir zihniyet. Sadece şekil değiştiriyor, iktidar değiştiriyor. Tabii ki gelişen teknoloji karşısında da farklı tedbirler alıyor. İşte ulusalcılık, milliyetçilik, ırkçılık temelinde politikalarını sürdürüyor ama siyasal İslam şeyden vazgeçmiş, ümmetçilikten de vazgeçmiş. Yani şu anda AKP'nin siyasal İslamı ümmetçi değil. AKP'nin siyasal İslamı... Kürtlere karşı bir ümmet siyaseti sürdürüyor oradan. Ne yapıyor? Irkçılık temelinde. Gelişti bir İslam milliyetçiliği gibi bir öyle uyduruk yani bir şey. Hani ümmetçiler şunu der ya, biz de geleceğiz, iktidar herkes kurtulacak falan. Hani sosyalistler, komünistler biz eskiden öyle diyorduk ya, bir iktidar olunca herkes kurtulacak. Ama orada olmadı. Şimdi bunların da öyle olmadığı net. Yani bu anlamda yani şey yaparsak yani dini motifler ya da işte siyasal İslam'da Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetten bir adım Kürtlerle ilgili bölünüyor. Öne gitmiş değil ama kendi ideolojisini işte Ayasofya kendisine göre büyük bir şey açarak da propaganda yapıyor. Sayın Koç, aslında iş gidip geliyor. Neresinden bakarsanız bakın, Kürtler açısından Lozan'ı aşmakla
bütünleşiyor. Yani bu tartışmalar bağlamında da soruyorum. Gerçekten Kürtler Lozan'ı aşmak için, Ensal Konferans bağlamında demiyorum, genel anlamda dört parça Kürdistan'da Lozan'ı aşmak için Kürtler ne yapmalı, nasıl bir siyaset izlemeli? Siz aynı zamanda dış ilişkilerde de etkin diplomatik çalışmalar yürütüyorsunuz, konuya vakıfsınız. Uluslararası camia açısından değerlendirdiğinizde ister devletler ister çeşitli kurumlar düzeyinde olsun, nasıl bir tablodayız ve bu tabloyu lehimize, Kürtler lehine değiştirmek olası mı, mümkün mü? Bunun için nasıl bir yaklaşım sergilemek gerekir? Şimdi ben fiil olarak dört parça Kürdistan'ın haritasına baktığımda iki tanesinde bir değişim var. Yani 200 yıl içerisinde iki parça en azından adını otonomi diyebileceğimiz bir realiteye sahip. İşte Rojava ve Güney Kürdistan. Belki Rojava'nınki henüz o aşamaya girmedi ama sonuçta dolaylı, Güney'le direkt olsa Rojava'yla dolaylı bir temas var uluslararası güçlerin sonuçta. Bu da yani eğer iyi çalışılırsa, mücadele daha güçlü olursa bu dönüşebilir, bu dolaylı olan iletişim. Daha doğrusu konjonktürel gelişmeler içerisinde anı doğru yakalayarak hareket etme. Şimdi çağımız öyle bir politik realite. Hayır, şimdi şöyle diyelim. Dikkat bakın, çeken bir durum diyor. Yani değerli arkadaşlarım da söyledi. Şimdi hem 1924 anayasası hem de bir yıl ardından inşa edilen bu şark islahat planı, ikisinin toplamın tutarsız bir partner. İşte en son bu NATO zirvesinde de pazarlık yaptı. Herkes de bir tüccar gibi birisi. İkincisi, kendi tek bize karşı o şiddeti kullanmıyor. Herkese parmak salıp tehdit diplomasisine başvuruyor. Ülkelerin iç işlerine müdahale ediyor. Mesela İslam, Müslümanların olduğu tüm ülkelerde mutlaka kışkırtıyor. Pakistan mesela dünyanın en fazla Müslüman nüfusuna sahip olan bir ülke. Hanefi oldukları için sürekli orayı Hindistan'a karşı kullanıyor. Endonezya'yı karıştırıyor, Malezya'yı karıştırıyor, Libya'yı karıştırdı. Yani Kürtler şöyle bir profile sahip, istikrarın unsuru, Türkiye istikrarsızlığın unsuru. Yani burada da denklemde bir değişim var. Bu tabloya rağmen Türkiye'nin yanında duruyorlar, sonra jeostratejik midir? Şimdi sıkıntı ne? Mesela o diplomasimizin ve siyasetimizin daha kavratıcı olması açısından şöyle bir sorun var. Şimdi deniliyor ki tamam, Kürtleri görüyoruz. Hani Amerika diyelim şu anda süper güç. Daha doğrusu dünyada biraz yön vermeye en fazla ben yaparım diye, işte America First biziz, yani ilk biziz devletler içerisinde böyle bir şeyleri var. Şimdi diyor ki tamam, varsınız, sizi görüyoruz ama bana hizmet edecek temelde olacaksınız. Yani çok böyle fazla kadın özgürlüğü, ekolojik, demokratik toplum, yani Kürtlerin özgürlük sınırlarını belirlemek isteyen bir siyaset var şu anda ve onu da çok keskin ifade etmeyeceğim açıkçası. Bir gelgit var uluslararası siyasetle Kürtler konumunda. Ben bunu önemli bir avantaj olarak görüyorum. Gelgit. Gelgit yani hiçbir devletin siyaseti homojen değil. Devletlerde de bir kısım diyor ki işte onlar da tarihe bakarlar. Biz de mesela Luzan'dır iki gündür tarihi konuşuyoruz. Nerede hata yaptık? Şimdi nasıl düzeltebiliriz? Onlar da aynısını şey yapıyor. Şimdi gelgitleri var. Bu gelgitler Kürtler açısından önemli. Şimdi Türkiye eskisi kadar yatırım yapamıyorlar. Sıkıntıları var. Şimdi bunun için Erdoğan bize karşı fiziksel ve yapısal şiddeti artırırken aslında o şiddete dayalı bir diplomatik üslup da geliştiriyor. Tehdit ve şantaj. Bir de Türkiye artık uzun vadeli stratejilerden, yani uzun vadeli stratejisi şu noktada var. Kürdistan'ın diğer parçalarını nasıl işgal ederim? Güney ve Rojava. Fakat genel olarak baktığınızda günübirlik politika izliyor. İşte son bir devlet açısından diyorum. İşte geçen yıl Ukrayna Savaşı'ndan bu yana tahıl diplomasisi üzerinde işte Putin'den para aldı. BM'den para aldı. Amerika'dan para aldı. Sonra NATO'da biliyorsunuz hem Zelenski hem Putin'e darbe, yani aslında tekme attı. Ondan sonra Körfez ülkelerine gitti. Herhalde Arap ülkeleri ona söyledi. Ben öyle anlıyorum. Hani biliyorsunuz bir dönem önce, birkaç hafta önce Cenin'de İsrail-Filistin çatışmaları yine alevlendi.
Araplar müdahale etti, çözemediler. Herhalde bu sefer Erdoğan'a dedi sen yap, ben o 50 milyarı onun karşılığında verildiğini düşünüyorum. Çünkü bugün Mahmut Abbas'ın Ankara'ya gelmesi gerekiyor ve 28'inde de Netanyahu gelecek. Bu sefer de bu tüccarlığa soyunur. Yani siyaseti tüccar olarak kullanır. Şimdi neden bu diplomasisini ticarete bindirdi? Çünkü Kürtleri yok etmek için paraya ihtiyacı var. Savaş pahalı bir mesele. Değil mi? Şimdi Kürtlere karşı tek nizami ordusu dronlarla savaşmıyor. Şimdi bu adam on binlerce DAEŞ çetelerini beslemek zorunda. Bunlar pahalı. Değil mi? İdlib dolu DAEŞ, Afrin dolu DAEŞ, Serikani Giresipi dolu DAEŞ. Artı Libya'nın bazı kesimlerinde de onları üretiyor. Evet. Pakistan'dakilerini de finanse ediyor. Hindistan'dakilerini de finanse ediyor. Yani bu paramiliter, para proxy savaş alanı Türk devletinin ekonomik olarak belini kırıyor. Peki. O açıdan ben diyorum hani böyle konjonktür çok da aleyhimize değil. Sadece özgürlük kavramımızı, yani özgürlüğümüzün, bizim düşündüğümüz özgürlüğün başkasına zarar vermediği noktasında daha güçlü bir ikna diplomasisini yürütmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Gerekir diyorsun. Tam da bu noktada sizin de deneyimlerinizden yararlanarak size de sormak istiyorum Sayın Bezvan. Yani gerçekten Lozan'ı aşmak önemli ama bu kadar girifit dengeler içerisinde günümüz açısından değerlendirdiğimizde hem uluslararası ilişkiler açısından hem Kürtler açısından, Kürtlerin kendi siyasal güçleri arasındaki ilişkiler açısından siz büyük fotoğrafta ne görüyorsunuz? Yani uluslararası güçlerin bu kadar ceberut bir devletin karşısında Kürtlerin geliştirdiği bu politikaya daha somut bir şekilde yaklaşım göstermesi olası mı? Bunun için gerçekten esas olan ne? Hem halka hem toplum hem siyaset açısından. Evet. Şimdi Kürdistan meselesi tanımı gereği dört devleti ve statükodan yana olan mevcut statükonun mesela Orta Doğu'da korunmasına yana olan bölge devletleri ve bölge dışı devletleri birlikte harekete geçiren bir içeriye ve dinamiğe sahiptir. Hı. Dolayısıyla böyle bir son derece kompleks bir yapı içerisinde ve dengelerin sürekli değiştiği bir yapı içerisinde öncelikle zaten bu mesele, yani birlik meselesinin bu kadar önem kazanması, daha doğrusu Kürtlerin ortak öğrenme, koordinasyon, ortak iş yapma meselesinin bu kadar önem kazanmasının nedeni de bu. Çünkü birincisi Kürdistan meselesi artık birbirini günübirlik olarak etkileyen bir meseledir. Yani bir parçadaki değişim diğerini birebir etkileyen bir özelliğe sahiptir. Kuzeyde, güneyde, başorada, Rojava'da. Bu belki 100 yıl önce, 50 yıl önce, hatta 40 yıl önce böyle değildi. 80'li yıllarda bile böyle değildi. Bu karşılıklı etki daha geç bir şekilde tezahür ediyordu ama şu anda çok net olarak böyle. Dolayısıyla bu dengelerin, yani statükoyu sorgulayan bir içeriğe sahip olması nedeniyle Kürdistan meselesi, bunun hem bunun için çalışmak gerekiyor, hem bunun için stratejik sabır gerekiyor, hem bunun için çok güçlü işbirlikleri gerekiyor, çok güçlü diplomasi gerekiyor ve bunu bu da hani tek parçanın gücüyle olabilecek bir iş değil. Çünkü bir şey yaptığınızda, Rojava'da bir statü geliştiğinde karşınıza eğer Suriye rejimi o anda sizinle baş edecek durumda değilse bilfil olarak Türkiye'deki rejim ve askeri yapı devreye giriyor. İşgal hareketleri başlıyor, günlük saldırı hareketleri başlıyor vesaire. Aynı şekilde Rojlat'ta da öyle. Yani Rojlat'taki Serhadan sürecinden sonra direkt bir şekilde İran'ın Güney Kürdistan'da yer alan, işte çoğu da mülteci durumda olan hem toplumsal hem siyasi hareketlerine saldırdığını görüyoruz. Dolayısıyla Kürdistan meselesinin bu kompleks yapısını, bu statükoyu, mevcut düzeni sorgulayan yapısını görmek gerekiyor ve bu anlamda konumlamak gerekiyor. Benim açımdan, yani benim gördüğüm nokta şu: eğer biz Lozan'ı Kürtlerin işte statüsünün olmaması gerektiği, Kürt meselesinin şiddet yoluyla
dışında bir çözüm yolunun olmaması gerektiği ve Kürtlerin uluslararası anlamda tanınmama siyasetinin olarak tarif edersek, o zaman esasla yapılması gereken tam da bu. Ortak çözümü geliştirmek, statünün karşılıklı olarak güçlendirilmesini sağlamak ve aynı zamanda Kürtlerin bir statüye, yani bir statüye sahip olmasını sağlamak ve uluslararası anlamda tanınmayı sağlayacak girişimlerde olmak. Yani siz, Sayın Koç'un biraz önce söz ettiği o pozitif yaklaşımın esasen güçlü bir şekilde olabileceğine dönük iyimser bir bakış açısına sahipsiniz. Öyle düşünmek mümkün mü? Yani şunu söylemek istiyorum. Elbette Kürtlerin hem diplomatik anlamda, hem siyasi anlamda, hem stratejik anlamda, hem askeri anlamda en azından birbiriyle koordineli bir şekilde çalışmadan ortak öğrenme, ortak çalışma, ortak işbirliği yapma süreçlerini öğrenmeden bizim herhangi bir parçada kalıcı bir şekilde sonuç elde etme şansımız çok az. Yok, gidip gelip bunun sonuçta hakkında... dört parça Kürdistan'a tıkanıyor. Evet. Çünkü bu mesele iç içe geçmiş bir mesele. Yani bugün isteseniz de bu bizzat Kürtlere düşman olan devletler eliyle yaratılmış bir sonuç. Evet. Mesela referandum sürecini düşünün. 2017'de Güney Kürdistan'daki referandum sürecini düşünün. Ya da Rojava'daki süreci düşündüğümüzde böyle iç içe geçmiş bir durum söz konusu. Bu da hem diplomatik anlamda, hem siyasi anlamda, hem ekonomik anlamda işbirliklerini gerektiriyor. Bu işbirlikleri her zaman ideal olmayabilir. Yani hiyerarşik ve örgütsel bir işbirliği olacağını ben düşünmüyorum. Orta vadede bile düşünmüyorum. Ama bunlar sağlam prensipler üzerinde ve ortak anlaşma çerçevesi Peki. üzerinde yürütülebilecek işler olduğunu ve bundan asla vazgeçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. Sayın Öztürk, yine mikrofonu Sayın Öztürk'e verseniz, tek mikrofonumuz var şimdi. Onunla devam ederim. Aslında Sayın Koç'un da dediği, Sayın Bezvan'ın da dediği, gidip gelip sonuçta dört parça Kürdistan'ın bir mücadele bütünlüğü. Mücadeleyi tırnak içerisinde kullanıyorum. Yani mücadele deyince herkesin aklına ilk gelen silahlı mücadele, ama her alanda bir ortak akıl bütünlüğü sağlayabilecek, mücadele bütünlüğü sağlayabilecek koşulları gerçekten gidip gelip kilit noktada tıkanıyor. Yani o olmayınca istenilen sonuçları elde etmekte zorlaşıyor. Elbet mümkün. Yani Rojava hepimizin gözü önünde tek başına bunca kazanımı elde etti, ama dört parça diğer Kürdistanların desteği vardı, ama esas motor güç orasıydı. Ama bugünden sonrası için o mücadele bütünlüğünü sağlamanın yol ve yöntemleri nedir? Nasıl yapılabilir? Yani partiler üstü bir girişim mi olur? Partiler içi bir girişim mi olur? Ya da başka bir yaklaşım mı olur? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Başta şunu belirtmek gerekiyor. Gerçekten biz dört parça Kürdistan diyoruz, ama ister istemez bizim zihnimizde de biz dört parça Kürdistan'ı parçalamışız. Her parça sanki birbirinden bağımsız. Hocamızın da belirttiği gibi birbirine etkisi olmayacakmış gibi. Yani birinin kazanımları, tamam ben kazandım, bir statü var, diğer parçalar bizi ilgilendirmez noktasında, yani bu anlamda ben diyorum. Biz de zihinsel olarak ya da algı olarak toplum başlı, ben ona toplum açısından demiyorum, siyaseten söylüyorum. Evet, siyaseten söylüyorum, ya da yönetim bazında ben bunları dile getiriyorum. İşte bunun açılması gerekiyor. Gerçekten bu önce bu algıyı yerle bir etmek gerekiyor. Çünkü sonuç itibariyle şunu açık net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Hiçbir parçanın kazanımı diğer parçalardan bağımsız olarak düşünmemek gerekiyor. Söylediğimiz gibi bugün Kuzey Kürdistan'daki mücadele bahane edilerek Güney Kürdistan Türkiye tarafından işgal edilirken, başta da belirttiğimiz gibi Irak merkezi hükümeti de yapılan anlaşmalara aykırı olarak, anayasaya aykırı olarak Güney Kürdistan halkının kazanımlarını geri alma peşinde bu çabayı sarf ediyor. Tavizler koparmaya başladı bile. Bunu açık net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla güçlü bir duruş sergileme noktasında veya var olan kazanımları, şimdi Güney Kürdistan'daki halkımızın kazanımını Kuzey Kürdistan'daki halkımız kendi kazanımı olarak gördüğü zaman, bu sadece Kuzey'i değil Güney Kürdistan'ın var olan statüsünü de güçlendirmiş olur. Bu şekilde, evet sizin de belirttiğiniz gibi halk boyutunda sıkıntı söz konusu değil. En başta Kobani örneğini verdim. Gerçekten Kobani'de bir o kadar bedelle bir başarı sağlamışsa, ben halk boyutunda söylüyorum, dört parça Kürdistan halkının
yüreği Kobani'de at. Yani ulusal birlik ruhunun ortaya çıktığı yer Kobani'dir. Bunu açık net bir şekilde, bunu kalıcı hale getirmek gerekiyor. Bunu kalıcı hale getirmek gerekiyor ve bir partinin veya bir yönetimin şu şekilde ifade edelim. Yani yan ideolojik olur, düşünce olur, farklı sebeplerden ama her şeyin üstünden bunu tutmak gerekiyor. Çünkü gelen saldırılar çok boyutlu saldırı söz konusu. Sinsice yapılan saldırılar söz konusu. Bu saldırılara karşı dediğimiz gibi bütün düşünceler, yani ideolojik anlamda en azından Kürt'ün varlığına, Kürt'ün diline, Kürt'ün yaşadığı topraklara yönelik hunharca bir saldırı söz konusuysa bir kimlikten kaynaklı olarak yaşadığı coğrafyanın savunma noktasında da Kürt'ün ortak bir söylem geliştirmesi gerekiyor. Ve bunun da en büyük sorunu da tabii ki halka öncülük eden kesimlerdir. Bu sadece siyasi parti anlamında ben söylemiyorum. Sivil toplum kuruluşlarıdır. Tabii ki yine siyasi partiler ve yönetimleridir. Yani farklı kesimlerin bu konuda gerçekten halkımızın taleplerini acil olarak önümüze koymuş olduğu talebi ulusal birliktir. Bu noktada bütün partilere de çerçevede bir basınç da uygulaması gerekiyor. Yani bir halkın geleceği soykırımla, şu anda soykırım devam ediyor. Yok edilmeye çalışan bir halk gerçekliği söz konusu. Bu noktaya geldiği zaman bütün partisel, sendikalsal, sivil toplum kuruluşu ne çıkarlar varsa bir kenara bırakılmalı. Ortak bir duruş sergilemeli. Biz bu anlayışa ulaştığımız zaman inanın ki parçalık halinden de kurtulmuş oluruz. Türkiye bu kadar pervasız davranamaz. Amerika'sı bu kadar hesaplı davranamaz. Ya da hesap yaparken ciddi anlamda Kürtleri de hesaba katarak adım atması gerekecek. Uluslararası güçleri de herhalde böyle sayabiliriz. Yani bu bizim duruşumuzla alakalı bir durum. Şunu altını çizerek yine belirteyim. Halkımız bu anlamda hazır. Gerçekten hazır. Ulusal bilinç düzeyinde de hazır. Gelişecek olan tehlikeleri yaşayan, hani şu anda tehlikeleri yaşayan ve daha büyük tehlikelerin gelişebileceğini de gören bir noktada, siyaseten gerçekten ileri bir noktada, tabii ki öncülük yapanların da halkımızın bu duruşuna paralel, buna uygun bir duruş sergilemeleri gerekiyor. Peki Sayın İmam Taşçıer'le devam edelim. Aslında başından beri tartışmalarımızda da, konferansta da çok somut bir biçimde ortaya çıktı. Ben de bu program içerisinde zaman zaman dile getirdim. Her şeye rağmen kazanım çok. Yani Kürtler açısından değerlendirdiğinizde kazanım çok. İşte Güney Kürdistan'da federasyon, Rojava'da de facto bir özerklik. Kuzey Kürdistan'a da baktığınızda, yani şu anda saldırılar var ama siyaset hala dimdik ayakta ve en belirgin muhalif yapılanmalardan biri. Yerel yönetimlerde çok ciddi bir iktidarlaşma yaşandı. Bir dönem iktidarlaşmayı tırnak içerisinde söylüyorum, yanlış anlaşılmasın diye. Yani o kötü anlamda iktidarlaşma değil ama yerel anlamda kendi kendini yönetme oldu. Peki bundan sonra evet, her şeye rağmen kazanımlar da artıyor, gelişiyor ama bu kazanımları koruma gibi bir yaklaşım da var, sorumluluk da var. Yani bu sorumlulukta valla kusura bakmayın, halkın değil, halkın öncülerinin sorumluluğudur. Yani kim ne derse desin, halkın öncüleri şu anda Kuzey Kürdistan'da bir eleştiri öz eleştiri sürecine başlamışlar. Sizler de onların içindesiniz. Ama gerçekten bu kazanımları kalıcı hale getirmek için halkın öncülerinin, siyasetçilerinin, sivil toplum yöneticilerinin ne yapması lazım? Yani halka daha fazla güven verip o güven üzerinden yeni kazanımlar elde etmesi nasıl mümkün olacak? Tabii ki bunun için yan yana gelmeleri gerekiyor. Yaklaşmaları gerekiyor. Birbirlerini kabul etmeleri gerekiyor. Yani şöyle, yani kendi istekleriyle insanlar Kürt, Türk, Arap olmamış, yani isteği dışında olmuştur. O topraklar üzerinde bir şekilde bir millet oluşmuş. O milletin bir kez kendi içinde uyumlu olması lazım. O ulusun kendi içinde uyum geliştirmesi gerekiyor. Her ne kadar sömürgeci ülkeler bunu yok etmeye çalışmışlarsa dahi bunun karşısında mücadele gerekir. Bu mücadele de, yani sözünü ettiğimiz dönüm dolaşıp ulusal birlikten geçiyor. Bu ulusal birlikteki kastımız sadece iki tane parti, beş tane parti arasındaki birlik değil. Aynı zaman toplumun bütün dinamikleri arasında birliktir.
Yani ben yaşıyorsam bu ülkede, bu toprakların üzerinde benim orada birliğe ihtiyacım var düşüncesi hakim olması lazım. Bu tabii ki sivil toplum, örgütlü toplum, şahsiyetler bu işin öncülüğünü yapan partileri de yan yana getirme görevi de onlara da üstlenmesi gerekir. Çünkü partiler nihayetinde baktığımız zaman eğer yan yana gelmek istemiyorsa kişisel çıkarları biraz daha öne çıkarıyorlar. Ki bu Kürdistan'da şu an maalesef böyle bir sürece girilmişlik var. Onu halk aşması gerekiyor. Yani o bahsettiğim dinamikler, sivil toplum kuruluşları, toplumun önde gelenleri, bunu aşmaları lazım. O partileri zorlamaları lazım yan yana gelmek. Çünkü partiler nihayetinde sizin de belirttiğimiz gibi bir toplumun öncüleri, soyulmuş örgütlemelerdir. Yani bu örgütlemeleri yani motive etmek, yan yana getirmek, mahalle baskısı uygulamak, o da şeyin elinde, halkın elinde. Çünkü gelişen herhangi bir durum halkın maddi, manevi, kültürel, ahlaksal, ulusal bütün şeylerini olumlu ya da olumsuz yönde etkiliyor. Yani şu andaki duruma baktığımız zaman inan edin, yani biraz önce sözünü ettiğimiz Sayın Koç'un da sözü ettiği ulusal kongre çalışmalarındaki 2013, 10 yıllar çok eski değil. O bir aşamaya gelmiş olsa şimdi biz başka bir yerde olacaktık. Kim yapıyor bunu? Bizler yapıyoruz işte, toplumun siyasetçileri, önde gelen insanları. Bu işe soyunanlar, ben burada varım diyenler bu biraz en taşı altına koymaları gerekir. Maalesef işte bunu yapmazsak yani sonumuz her zaman işte bu Lozanlar gibi bir yerde olacağız. Böyle birer dakikayla aslında Nilüfer arkadaştan başlayarak bir tur yapalım diyorum ama özellikle yani bu konferans sonrasındaki çağrınızı almak istiyorum. Yani konferans önemli, yarın sonuç bildirgesi tüm dünyaya duyurulacak ama gerçekten bu işin temel çağrısı ne olmalı? Sonuç bildirgesinin açıklanmasından sonra nasıl bir yönelim içinde olmalı Kürt siyaseti, Kürt toplumu? Birer dakikayla ama. Şimdi zaten çok fazla veri topladık 2 yıldan bu yana. Aydınlardan, akademisyenlerden, dostlarımızdan, yani Kürt olmayanları da bu işin içine kattık. Yani Avrupalı dostlarımız başka yerlerden. Ciddi bir hafıza oluştu bilgi açısından. Şimdi bu konferans sonrası artık bunu biraz alanlara dönük derinleştirme. Mesela bir hukuksal alan, hukukun penceresinden buna bakma. Hani burada bazı tartışmalarda dedik suç işlenmiş, o zaman suça karşı ceza nasıl olacak? Evet. Bunu tartışacağız. İkincisi bana umut veren ve burada da özen gösterdiğimiz, şimdi ulusal birlik bizi güç yapacak. Hani birliktenlikten güç doğar. Şimdi ama erkek egemenliklik, geçmiş yüzyıla ait köylenmiş Kürt erkek mantığıyla biz bu şey yürütemeyiz. Şimdi kadınların bu konferansta konuşması önemli. Çünkü şu anda ulusal birlik, hani diyoruz siyasi partiler nezdinde şey, şimdi bazı parçalarda, özellikle Güney Kürdistan parçasında korkunç bir erkek egemenlikli mantık var, geçmiş yüzyıldan kalan. Şimdi bu zorlayıcıdır. Yani hesapları farklı. Erkek egosudur, ona bakarak dogmatik yaklaşımları var. Herkesin üstünde kendisini göre aşiretseldir. İnanç yani seküler değil. Kürdistan renkliliği kapsayacak bir demokratik anlayış yok. Şimdi bu açıdan önümüzdeki süreçte kadınların da bu tartışmalara daha güçlü girmesi gerekiyor. Örgütlü bir şekilde kadının da kendi alternatifini Lozan açısından gerçekleştirmesi gerekiyor. Üçüncüsü, biz Kürt halkına sempati duyan dostlarla zaten 2 ay sonra burada yine uluslararası bir platform yapacağız Lozan kentinde. İşte Latin Amerika'sını, Afrika, Hindistan'ı her taraftan getireceğiz. Evet, birlikte kendi alternatif çözümümüzü sunacağız. Yani Lozan yıkım dama Kürtlerin de yaratan bir çözümü var. Sonuçta bir alternatif çözüm de gerekiyor. Evet, yani onu tartışacağız. Peki. Sayın Bezvan, sizin de son böyle bir dakikayla özet görüşlerinizi alayım. Özellikle alternatif çözümden söz ettiğiniz Nilüfer Koç, belki onunla ilgili bir iki kelime söylersiniz. Evet, yani benim önem gördüğüm nokta
Zaten ek olarak söylemek gerekirse, yani Kürtlerin kendi taleplerinin, haklarının meşruluğunu sağlayabilecek siyasi ve hukuki adımlar atılması, ortak siyasi ve hukuki adımlar atılması. Bazen son derece kapalı devre kalabiliyoruz. Yani evet. Siyaseti de kendi kapalı devresi içerisinde, hatta örgütlenmeye ve diğer konularda da. Dolayısıyla biraz daha dünyayı da içine kapsayan bir ufukla ve Kürtlerin meşru taleplerini birbirini güçlendirecek ve destekleyecek şekilde. Yani eğer işte Rojava'da bir de facto durum varsa bunun de jure bir duruma dönüşmesini sağlayacak adımlar atılmak. İşte Güney Kürdistan'da şu anda anayasal olarak tanımlanmış bir statü varsa bunun daha gelişkin bir statü haline gelmesini sağlamak. İşte kuzeyde bunların hiçbiri yoksa bunların elde edilmesini sağlayacak ve örnek olarak kayyumların ne kadar gayrimeşru olduğu, ne kadar kolonyal bir zihniyet temsil ettiğini sağlayacak şekilde. Yani buradaki önemli nokta, çünkü bir Kürdistan toplumu gibi, Kürtler gibi bir geniş bir büyük bir toplumun, bu kadar büyük sorunlarla karşı karşıya kalan bir toplumun, bu siyasi ve hukuki anlamda meşru taleplerini dünyaya kabul etme konusunda yol almadıkça statü noktasında da kazanımları çok hızlı olmayabilir veya çok sancılı olabilir. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Peki, teşekkürler. Sayın Öztürk, sizden de bir dakikayla son görüşlerinizi alalım. Bir daha ayrıca siyasetçisiniz, belki bu anlamda bir çağrınız da olur. Yani bir yanınız var. Yani Lozan'ın ne olduğu, neyi hedeflediği açık net bir şekilde bu iki günlük konferansta da tarihinde biz biliyoruz, yaşadıklarımızdan, halkımızın yaşadıklarından da çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla gerçekten yeni yüzyılı bu Lozan'la, Lozan zihniyetiyle geçirmek mümkün değil. Bunu kabul etmemek gerekiyor. Ve tabii burada başta sorumluluk da Lozan'a öncülük yapan iki devletten bahsediyoruz. İngiltere ve Fransa. Özellikle Fransa, bakınız Rojava'da DAEŞ çetelerini durduran ve yenilgiye uğratan, başta katam iki kadın öncülüğünde Elize Sarayı'nda karşılayabiliyor. Bakınız, o gün siz Lozan Anlaşması'nı, Kürtlerin tasfiyesi, soykırımı üzerinde siz imzalıyorsunuz. Ama aradan bu geçen zamanda yine Kürtler yaşadıkları coğrafyada, topraklarında Avrupa'yı titreten, korkutan, Amerika'yı korkutan DAEŞ gibi barbar çetelere karşı kahramanca mücadele edip orada kurulan fiili özerk yönetimde de bütün farklılıklarla birlikte yaşama olanağını da kuran, yaşama olanağını oluşturan bir anlayışa, ideolojiye sahip Kürtler var şu anda. Ve şu anda Orta Doğu coğrafyası açısından da bu ideoloji veya paradigma umut olmuş durumda. Dolayısıyla hukuki anlamda olsun, diplomasi anlamda olsun, siyaset anlamda olsun gerçekten Lozan'ı sürekli gündemde tutmak lazım. Lozan'ın sonuçlarını herkesin gözlerinin önüne sermek gerekiyor. Ve bu mücadeleyi büyüterek devam ettirmek gerek. Sonuç alıncaya kadar teşekkür ediyorum. Son sözü de Sayın Taşçıyar'a verelim. Ben de Berdan Başkan'ın kaldığı yere devam edeyim. Hani Kürtler bu son yıllarda büyük bedeller ödeyerek kendisilerini dünyaya kabul ettirdiler. Ama bunun diplomasisini iyi yapmamız gerekiyor. Yani on binlerce insan Rojava'da şehit oldu. Kime karşı? İşte DAEŞ çetelerine karşı, dünyayı tehdit eden bir düşünceye karşı ve dünya da kabul etti bunu. Evet. Fakat bunun diplomasisi bana göre azdır. Bu konferanstan sonra özellikle hem diplomasiyi iyi geliştirmek, hem bunu kitlere iyi anlatabilmek, ulusal birliği de güçlendirmek. Peki, mikrofonu almanız lazım. Yarım dakika söyleyin. Yani kadın olarak rahat etmem gerekiyor. Onu söyleyeyim. Hayır. Öyle ayrıcalık tanıyacağız. Yapmayalım. Hiç öyle bir şey yok. Hayır, kadın demek rahat üçüncü ol. Gözle olaylara bakmak anlamına geliyor. Bu bağlamda söyledim. Şimdi iki gün konferansta şöyle bir husus hep gündeme geldi. Devrim liderlerimizin çoğu imha edildi. Evet. Halen kemiklerinin nerede olduğunu bilmiyoruz. İşte Şeyh Said Rıza'nın ve çok sayıda kahramanımızın
ve en sonuncusu Önder Apo'nun kaçırılmasıyla beraber Lozan'ın bu geleneği devam ettirildi. Şimdi bunun için Önder Apo'nun özgürlüğünün sağlanması o tarihi serüvenin tekerrürünü önlemek olacak. O açıdan evet, o burada da önemliydi. Yani ben kadın olarak, çünkü Önder Apo'nun felsefesinden en çok faydalanan kadınlar oldu. Yani onun için bugün bu kadar kadın buradaysa onun verdiği güçten kaynaklı olarak onun da peki, bu konferansta önemli bir husus olduğunu belirtmek istiyorum yani. Çok teşekkürler. Evet, iki gündür devam eden yorucu bir konferans doğrusu. Sizler de o yorgunluk üzerine kırmadınız, yayınımıza katıldınız. Sayın Nilüfer Koç, Sayın Naif Bezvan, Sayın Berdan Öztürk ve Sayın İmam Taşçer, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ağzınıza, emeğinize sağlık. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bir özel programın sonuna geldik. Lozan'da Kürdistan'ı dörde bölen kentte, Lozan kentinde yapılan antlaşmayla dörde bölen Lozan kentinde düzenlenen iki günlük konferanstan sonra biz de bir özel programla hem konferansı hem işin tarihsel boyutunu ama ağırlıkla da güncel boyutunu tartışmaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek de affola diyeyim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.